istemiyorum. İstemiyoruz ki. İstememek gibi bir şey olmaz. Geç kalıyoruz. Çağırıyorlar işte. Ya ben çok tırsıyorum burada. Bu meclise girip de sonra başına dert gelmeyen melek yok vallahi. Ha, öyle mi? Çağırıyorlar kardeşim, Allah Allah. Affetmiş. Affedersiniz. Bizi mi çağırdınız efendim? Bakın. Şu ilahi güzelliğe. Şu uyuma bakın. Ne diyorsunuz? Meleklerim. Ne bir yıldız az, ne bir yıldız çok. Şu koca evrende tek bir yanlış yok. Ne bir yıldız az, ne bir yıldız çok. Şu koca evrende tek bir yanlış yok. Ne güzel dediniz. Şu yıldızların güzelliğine bakın. Kurban olduğum, ne güzel yaratmış. Bakmaya doyamıyorsun. Milyarlarca yıldır parlıyor şıkır şıkır. Dönüyor fıldır fıldır yıldızlarımız. Doğru. Ama bilmediğiniz bir şey var. Birileri bu uyumu bozmak için var güçleriyle çalışıyor. İnsanoğlu, insanoğlu. Aferin be. Dersinizi iyi ezberlemişsiniz. İnsanoğlu. Onlardaki nefret kimsede yok. Yalnızca etraflarına değil, birbirlerine yaptıklarına bakın. Ne kata ne yılan, ne akbaba ne ayı. Hiçbiri insan gibi yok etmiyor dünyayı. Dünyayı bozdular, sıra geldi emrede. Suyunu çıkarırlar, biz girmezsek demeye. Her yer. Yücelerin yücesi. Bizi de kararttın. Korkudan ben gitmeyeceğim ya. Şşş, o ne biçim laf, öyle duymamış olayım. Bak yavrucuğum, şeytan da ordusu iş başında. Melek güçlerimizin ciddi bir kısmını dünyaya yollamamız gerekiyor. İşler daha da kötüye gitmeden insanoğluna doğru yolu göstermeliyiz. Siz ona bakmayın efendim. Biz nereye gidiyoruz acaba? Siz ikiniz kuzey yarımküreye. Yolunuz Batı Asya. Mitologyalar, medeniyetler ülkesi. Doğu ile Batı arasında kalmış bir ülke. Evet. Türkiye. İşlerin sarpa sardığı yerlerden biri bu ülke. Türkiye. Dünyanın en kötü, en üçkağıtçı, en riyakar insanı Türkiye'den biri. Ya. Adı Sefa Yurdakul, medya imparatoru. Kırıyor, yakıyor, eziyor, geçiyor. Kim adam olacak, kim olmayacak, o seçiyor. Yaş 54, evli, feci bir adam. Hiçbir inancı, hiçbir değer yargısı yok adam. Gün geçtikçe büyüyor. Pişt, bir an önce durdurulması gerek. Bu görevde uymanız gereken kuralları bir hatırlayalım. Mucizevi güçlerinizi ancak doğru yola davet ettiğiniz kişiler üzerinde kullanabilirsiniz. Onların dışındaki insanlar için mucize yaratmak kesinlikle yasaktır. Yasaktır. Tehdit. Şantaj. Baskı. Rüşvet gibi şeytana özgü kurallara başvurmak kesinlikle yasaktır. Yasaktır. Hele yalan. Külliyen yasaktır. Her şey iyilik ve güzellikle halledilmeli. İnsana kendi iradesiyle karar verme şansı sunulmalıdır. Sunulmalıdır. Ve en önemlisi, insanoğluyla ilişkilerinize dikkat edeceksiniz. Herhangi bir insanla duygusal ilişkiye girmenin cezası büyüktür. Büyüktür. Böyle şey yapan melek gittiği yerde kalır. Meleklik güçleri elinden alınır. Ve bir ölümlü gibi yaşamaya mahkum edilir. Edilir. Şimdi bu kurallara uymayanın kanatları kopsun mu? Kopsun. Kurallara uymayan insan olsun mu? Olsun. Hadi selametle. Bir, iki, üç. Nesrin deden Cekin Baban. Nesrin deden Cekin Baban. En kahraman melek ordusu. Nesrin deden Cekin Baban. En kahraman melek ordusu. En kahraman melek ordusu. İşte gideceğiz. İstesek de istemesek de gideceğiz işte. Gitmek zorunda kalırsın. Çok iyi aşağı. Nereye böyle kardeşlerim? Dünya, Türkiye. İşiniz zor vallahi.
Sen Türkiye'ye gittin mi? Gitmek ne demek? Ben oradan emekli oldum. Ya. Peki söyledikleri kadar kötü mü? Hiç kötü değildir. Çok güzeldir. Cennet gibidir. Gidin görürsünüz gününüzü. Hadi size kolay gelsin. Sağ olun. Bak cennet gibi. Ama bir manasız kıyafet deli ediyor beni. Ne kadar saf, ne kadar temizler. Şüphelenmediler bile. Zavallı melekler. Yarattığım her şeyi yok edeceklerini sanıyorlar. Ne yapacaklarını, nereye gideceklerini bir bir öğrendim. Önlemlerimi alacağım ve bir kez daha mağlup olacaklar karşımda. Çünkü melekler iyilikten bahsediyor ama içi boş. Öteki dünyada bir cennet vaat ediyorlar ama daha gören yok o cenneti. Bu dünyada iyilik neye yarar? Allah aşkına. Oysa ben insanlara hayattan alacakları keyifleri sunuyorum. Şan, şöhret, para, pul, ihtişam vaat ediyorum. Türkiye, gidin bakalım Türkiye'ye. Orada çok sıkı bir adamımla karşılaşacaksınız. Gidin de görün gününüzü. Burası bir pazar yeri, rekabet son haddinde. Onlar iyilik satıyor size, bense güç. Onlarda sadakat var, bende seks. Onlar erdem satıyor, ben şöhret. Onlar hayal, ben gerçek. Onlar sükunet, bense zevk. Ve eğlence, ve kudret, ve ihtişam. Şehvet satıyorum, satıyorum, sattım. Peki siz kime giderdiniz? Hangisinden alırdınız? İtiraf edin, hadi hadi. Hadi! Ben böyle bir adam görmedim.
sakın o elinizi öpeyim. Kıvırırım, kıvırtırım, çalkalarım ama yerden kırarım. Değilsiniz. Ali Can nerede? Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Özür dilerim geç kaldım ya. Kusura bakma. Ali Can sıfır. Bir de arabayı çekmişlerdi. Öyle mi? Onunla uğraştım. Bu koku ne? Ne kokusu acaba? Tehlike kokusu. Bugün çok zor geçecek. Sevgili patronumuz Sefa Yurdakul toplantımızı şereflendirecek. Konumuz yeni yayın dönemi ve geçen döneme ait rating raporları. Geldi kalkın. Hoş geldiniz efendim. Herkes otursun. Dış haberler müdürü şuraya gelsin. Geç. Merhaba Derya Uzak. Merhaba efendim. Dış haberler müdürü. Sen nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim efendim Sefa Bey. Siz nasılsınız? Tarcan Topaç Bey dün akşam seyrettiğimiz George W. Bush haberini arkadaşın şey ettiğini söyledin, evet, değil mi? Evet efendim. Yani sizin itirazınıza rağmen. Evet efendim. İtiraz mı, ne itirazı acaba efendim? Vallahi iyi haber buldun mu televizyonun baştan düşmanını bile dinlemeyeceksin. Çok sağ olun efendim. Aferin yavrum, aferin evladım. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun arkadaşlar ama açıkçası böyle bir itirazı hatırlayamadım Sayın Topaç. Bush Orta Doğu'yu cadı kazanına çeviriyor, lafı sana ait yani. Evet evet, bana ait efendim. Nasıl, iyi söyledin. Bak koca kafa. Dünya barışı için canlı dişine takmış birine. Benim kanalımda. Sefa Yurdakul'un kanalında. Nasıl saldırırsın lan? Sefa Bey. Bu şahsenetlerin Orta Doğu politikasını yorumlamak sana mı düştü bozguncu? Sefa, ne yapayım lan ben seni? Kovun. İyi fikir. Bunun yanında iki koruma tak, doğru kapıya yolla. Söyleseniz arkadaşlar Topaç ne yapıyorsun lütfen Sefa Bey. Bakın anlatayım bakın. Bir saniye bırak. Bir dakika bırakın beni. Sefa Bey. Sefa Bey anlamıyorsunuz. Bakın efendim komplo kurbanıyım diyorum. Sefa Bey lütfen. Sefa Bey bakın Sefa Bey. Arkadaşlar, bu reyting raporlarına baktım. Yani işin özeti şu. Hepiniz bu kanalın anasını belliyorsunuz. Sen, Saffet Fener. Oğlum spor müdürüyüm diye geçiniyorsun. Daha bir programında kavga, dövüş, kıyamet görmedim, duymadım. Yani şu kanal bir kere bile senin programın yüzünden kapanmadı. Ne kapanması? İhtar bile almadı efendim. Efendim, bakın ben şimdi arz edeyim. Arz etme. Ben geçen günkü programını seyrettim. Ya herifin biri çıktı. 1,5 saat... Milli takımın 4-4-2'den 3-5-2'ye geçmesi gerektiğini anlattı. Ula geçse ne olur, geçmese ne olur? Bırak elleme. Onlar öyle mutlu. Sen de karıştırıyorsun. Hayvan! Efendim, geç diyorsun, geçiyorlar mı? Efendim, şimdi elimizdeki yorumcular Türkiye'nin en değerli yorumcuları. Ben seni o yorumcularını alır böyle kafa kafaya vururum, aklım başına gelir. Bana afıran, tafıran, haykıran adam lazım. Git Reha'yı bul, Erman'ı bul. Çağırdık efendim. Affedersiniz anasının nikahını istediler. Öbür adam var. Böyle çakar çakmaz çakan bir adam var. Nedir o gözlerini devirerek konuşuyor, kimse yüzüne bakamıyor. Ahmet Çakar efendim. Ha işte o, onu al. Gelmek istemedi kendisi. İstemezsek kaçır. Başka kanala çıkmasına da mani ol. Olmadı yenisini yarat. Patronları tehdit et. Futbolcuların önüne manken at, olay çıksın. Ya bu kadar mı zor ya? Manken... Oğlum Ali Can Kemal, bana bak. Sen de kahve değirmeni gibi takır diyorsun. Affedersin, boş bulundum. Sen magazin müdürüyüm diye geçiniyorsun. Evet. Ya herkesin magazin programında, herkesin bir sahte kaseti var, porno kaseti var. Daha sana bir kasetini görmedik. Evet, porno işine giremedik daha abi. Ya yolla muhabirleri girsinler yatak odasına. Yok ya. Saklansın yatağın altına, ellerinde kamera beklesin. o herif elbet bir şey yapacak ya. Abi yeni yarışma programı ortalığı dağıtmazsa ne istersen yap. Yemin ediyorum sana vallahi bile.
Adam gülmüyor, anırıyor. Sen bu yüzsüzlüğü işinde yapacaksın. Tamam. Seni bu yeni yarışma programı tutmazsa ben sana göstereceğim gününü. Dur, tamam. Ha, getir onu buraya, getir. Kızım sen utan, utan. Reklam müdürüyüm diye dolaşıyorsun. Öyle reklam pastası diye her gün rapor yayınlıyorsun. O pastanın daha bir dilimi boğazımızdan geçmedi ya. Biz ne yapacağız? Efendim bakın reytinglerin hali belli. Biz zorlanıyoruz reklam almakta. Yaşaksınmaz o zaman reytinglerle oyna. Yani yalan bilgi ver. Yani reklamcıları tehdit et. Tamam. Müşterini ikna etmezsen yalan haber yapacağım de. Amerika'da 70 senede bok okuyup da geldim buraya sen. Kim bu ya karga gibi gülüyor? Haber müdürümüz efendim. Benim niye haberim yok? Bana bak haber müdürü. Sen habere mabere karışma. Kimsenin haber dinlediği yok. Sefa Bey. Ha. İşte bu kadar gudubet insan arasında bir güzel mahluk. Dizilerimizin sorumlusu harika. Nasıl gidiyor diziler? Vallahi diziler bir çıkış yakalayacak inşallah. Bunlar reyting ya raporlarım. Ver bakayım şunu. Aman çocuklar görmesin 32. Şerefsiz baba günün sonuncusu. Uzaylı lezbiyen vampirler. Ulan bizde böyle dizi mi var? Var efendim. Yabancı dizi bu. Amerika'da çok tutuyor. Haftanın 98.si. Haftanın 98.si. O dudaklarını öyle büzme. Ben onları öyle bir büzerim ki sonra aklım başına gelir. Efendim bir saniye böleceğim. Adi rakibimiz Kanal Zeplin'in adi patronu hakkında hazırladığımız haber yayına giriyor. Sizin de stüdyoyu şereflendirmeniz gerekiyor. Bir dakikalığına efendim. Hazırlandı ha. Hazır efendim buyurun. Harika hanımcığım sen bana lafımı unutturma ben seninle sonra konuşayım. Dikkat yayına giriyoruz. Buyurun efendim. 4, 3, 2, 1. Tahsin Pekmez'in sonu olacak efendim. İyi günler sayın seyirciler. Bugün istemeyerek de olsa Kanal Zeplin'e getiriyoruz sözü. Aylardır aleyhimize yayın yapan Kanal Zeplin'in şeref yoksunu, eski komünist, yeni liberal, eşcinsel temayüllü, zavallı patronu Tahsin Pekmez'in anasını bulduk. Evet. Oğlunun servetinden çok uzakta bir çöp konteynerinde yaşamaya çalışan zavallı anne, kendisini bulduğumuz sırada zatürreden ölmek üzereydi. Zorlukla konuşurken oğlu hakkında söyledikleri çok dikkat çekici. Nereye gittiniz lan? Abi Şişli Belediyesi galiba şey, bu hastanenin arka tarafında. Evet efendim. Aynen. Çek evladım, çek! Çek şu rezilliğimi, çek! Evet! Ben Tahsin Pekmez'in anasıyım. Ama onu oğlum bile diyemiyorum. 17 yaşına gelinceye kadar kız elbiseleriyle dolaştım. Biz çok vazgeçirmeye çalıştık. Ağladı. Kendini yerden yere attı. Ayrıca oğlum benim ateisttir. Allah sizi bilir. Baba tarafından dedesi hem Irak hem Afganistan vatandaşıdır. O da şu an hapiste. Oğlum 20 senedir tam 20 senedir beni aramadı, sormadı. Kaç kere haber yollattım. Benim anaya manaya ihtiyacım yok dedim. Şu dişlerim döküldü yaptırmadı. Burada sağ olsun işte. Komşuların yardımıyla. Böyle sekapla. Fikreyle yaşıyorum işte. Yok benim öyle bir evladım. Annenin isyanını, yakarışlarını izledik sayın seyirciler. Bu ses ne yazık ki bir tek sevgiden, insanlıktan yoksun Tahsin Pekmez'in gözlerini yaşartmıyor. Şimdi bu değerli anaya, tüm ülkemizdeki anaların şahsında, kurucu başkanı olduğu Bağır Yanık Anaların Öpülesi Elleri Vakfı adına 5000 TL'lik bir çek vermesi için sayın yönetim kurulu başkanımız, mümtaz insan, iyilerin dostu, kötülerin düşmanı Sefa Yurdakulu stüdyomuza davet ediyoruz. Buyurun efendim. Bravo! 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 Tezim şöyle. Bravo. 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 Bravo.
Topaç. Bu karıya çek verme hadisesi çok iyi fikirdi. Aferin yavrum. Aferin evladım. Tamam. Al bakalım yanacaklı. Ben neredeyim neredeyim? Neden böyle yaptın? 9 yaş var alıp kahveni. Duracağım ama bir dakika seni. Sütiyeciğim içeri rica edeyim canım. Sütiye yine kaşık ucuyla koymuşsun kahveyi. İyi valla tasarruf emredildi tasarruf yapıyor. Ay maşallah. Türkiye'nin en büyük magazin müdürü ve tasarrucusu Ali Can abi. Yavaş kız. Sütiye şıllık kız bu ne güzellik. Bu ne güzellik. Otur kucağıma. Akşam yarışmaya çıkartacağım seni. Abici bak. Bir tane şarkı söylet ne olursun ya bir yarışmada çıkar yalvarırım. Senin o abicim diye dillerini yerim kızlar. Abi bak hep yapıyor ondan sonra çıkar bozuluyor mu vallahi ha? Bir bizi kurtaramadım herkesten şarkıcı oldu. Tamam karar verdim kurtaracağım seni. Karar verdim gel. gel. Gel seni kurtaracağım bu hayattan. Arkadaşlar bir dakika ya, dur bir Allah aşkına bir dakika ya. Zaten sen televizyona ya. Çıkmak istiyorsun değil mi? Şarkı söyleyeceksin. Tamam o zaman önce prova yapacağız. Bir dakika ver. Prova yapacağız. Şarkı söyleyeceğim ne bu? Ha mikrofon. Ha ah bak hemen de bir mikrofon da biliyor. Bir iki bak çalışıyor mu? Bir iki. Ha çalışıyor mu? Tamam akşam olmuş yarışma başlamış. Ben seni anons etmişim. Söyle bakayım nasıl şarkı söylüyorsun. Hadi. Of kemir gibi yanıyor. Sütiye böyle olmaz. Gür sesle dans ederek. Of kemir gibi yanıyor. Of neden böyle yapıyorsun? Yılgı gel çiftiriyorsun. Teşekkür ederim. Ne çok yapıyorsun sen? Ben. Yok baba ben kimle konuşuyorum? Ben ne yapıyorum? Ben çay dağıtıyorum. Sütiye çay getir, Sütiye tost yap, Sütiye kapuçino, imanı gevrildi Sütiye'nin. Şu hale bak ya pasaklı. Bunun anası da böyleydi. Benim anam... Cevap verme, ezerim seni. Ez, bir de sen ez beni. Hayat ezmiş, bir de sen ez. Atayım kendimi akar sulara da kalabalıklar yesin. Kesem gırtlağımı da bayram yapasın. Ne bağırıyorsun? Hem anama ne kızıyorsun Sefa Bey? O kadın yıllarca senin pisliğini topladı, evini temizledi. Doğru dürüst para bile kazanamadı yanında. Ya yüzüne gözüne dursun ne? Para kazanmadı, o gece konduyu nasıl kurdu? Yılvardı, sonra bana yalvardı şu kızı da yanına al diye. Ya ikiniz de hala ekmeği mi yiyorsunuz? Doğru. Sefa ne yapacak size? Nankör bunlar ya. Atacağım ulan sana. Sürdürt beni Harran Ovası'na da altını yaka. Mantar mantar program yapar adamları. Aa. Düşer reytinglerin tepe takla hırsını benden alırsa değil mi? Ya ben 18 saattir servisteyim ya. Ya bir yardımcı alın dedim almadınız be. Ben daha ne yapayım? Sus kız. Film çevirme karşımda. Ben ne film çevireceğim? Onu sen yapıyorsun. Böyle boktan diziler yapacaksın ha. Doğru düz bir şeyler yap da reytinglerin yükselsin. Sen ne diyorsun be? Vallahi Sefa Bey bak yanlış anlama da. Senin bu adamlar bu gidişle bir bok beceremeyecekler ha. Bunların hepsi uyuyor. Aha haberlerin mantar, dizilerin mantar, spor, magazin hepsi Allah'lık. Valla doğru doğru. Abi, İstersen gel sana bir kıçım yer açalım yönetime katıl. Katılırım. Ne? Katılıyorum. Elleme. Bunlar da ellemeyin. Katılıyorum. Elleme baksana ne diyeceksin ya. Ya gülme. Ya vallahi bak bana bırakacaksın bu televizyon iki ayda birinci olur. Yok ya. Haftanın her günü yeni dizi şart. Koyacaksın bir tane kalmayacak genç. Haftanın her günü yeni dizi şart. Koyacaksın bir tane kalmayacak genç. Mesela pazartesi koy bir gençlik dizisi. Gençler okulda tepilsin, analar babalar birbirini yesin. Salı iyice sallansın, tabancalar patlasın. Mafya birbirini vursun, kanlar oluk gibi aksın. Haftanın her günü yeni dizi şart. Koyacaksın bir tane kalmayacak yer. Çarşambayı boş ver, bırak onu sel alsın. Şampiyonlar Ligi var efendim, bırakın da o akşam bize kalsın. Perşembeye geldik, çok mühim gece. Bir bomba lazım mutlaka bize. Aile dizisi yapalım. Ay ama ne harika ne kadar demodesin. Millet aldı yürüdü sen hala neredesin? Ay yapalım. Peki kızım biz ne yapacağız? Hayır onu diyeceğim. Ya aşk dizisi yapacağız aşk. O her zaman tutar. Ama bak aşk da aşk olacak hani ya. Böyle onu da ne yapıyor bak şimdiye kadar tutmuş ne kadar aşklı meşkli dizi varsa hepsini al topla karıştır hepsinden bir dizi çıkar. Yok ya. Ya vallahi bak tutar diyorum bak büyük düşün ne var? Al ikinci baharı hiç önünde Zerda'yı yaz İstanbul masalı koy asmalı konarı
Ekmek teknesi şarttı. Süper kafasa olsun. Nokta bunları sefa. Cepler parayla doldu. Çok güzel. İyi de ismi ne olsun? Ha, dur düşünelim. Zerdan'ın konağı yılanın babasına karşı. Çok uzun oldu. İkinci İstanbul konağı masalı. Yok karışık. Buldum. Asmalı Bahar. Asmalı Bahar güzel. Evet. Asmalı Bahar çok güzel. Hay yaşa kız ya. Haftanın her günü yer bizi şart. Koyacaksın bir tane kalmayacak der. Arkadaşlar durun öyle havaya girmeyelim. Perşembe bitirdik Cuma'ya geldik. Cuma deyince orada bir dur. Niye? Ya niye duralım ya? Ne güzel gidiyorduk. Cuma mı? Yok Cuma'da duralım abi yeter. Yani. Ya sen de karışıyorsun çıkır çıkır yaparken. Hayır, sana ne? Abi diziler buraya kadar tamamdı da Cuma günü bana söz vermiştiniz. Yani... ne sözü? Abi affedersiniz de yarışma koyacaktık bu akşama. Ne yarışması ya? Abi gelip arz etmiştim hazırladığımı size. Affedersiniz sesimi yükselttim ama şey Hobstar. Ya Alican abim kusura bakmasın da onun yarışmasını her kanal yapıyor ya. Abicim ne yapacaksın ya? Nereye gidiyoruz? Koyacaksın iki tane sütü bozuk, üç tane sesi bozuk, beş tane metroseksüel, bir iki tane köylü, beş tane de jüri artık kim kaldıysa. Ne olacak? Ne sıkıldı be? Ulan bir şey sıkıldı be? Ulan bir çaycı mısın? Ulan sus be! Kız güzel konuşuyor. Güzel konuşuyor da abi işkembeden sallıyor. Affedersiniz biz de ağzımız açık ampul gibi bakıyoruz. Ya ya Ali Cenab. Ya Sefa patronum vallahi bak benden söylemesi. Ha yazıyor. Böyle bir tane zibidi meşhur olsun diye biz öyle 72 hafta elimiz böğrümüzde beklemek istemiyoruz ya. Her hafta bir star lazım. Size? Ha. Çok komik abi. Affedersiniz de. Ya, daha ilk lafını... Abi bir tane. Özür dilerim. Yani her hafta starı. Özür dilerim abicim. Biz neremizden çıkartacağız her hafta starı? Ben senin hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Bu bizim işimize taş koyuyor. Ya dur ya dur ya. Sen dur bir dakika ya. Ben durayım peki abi. Kızım sen aklında güzel bir şey mi var? Var. Şöyle jürülü mürülü rezil bir şey. Ya o kadar rezalet ki millet ekrana bakan be. Gözü kafanı seyredecek ha. Sanki de millet şarkı türkü dinlemek istiyor değil mi? Kavga istiyor, gürültü istiyor, rezalet istiyor. Dur. Bir tane şey koyacağım. Jüri başkanı böyle. Evet, küfür kalayı böyle basacak. Böyle gizden gizle jüri yönetecek. Zeki, böyle merhametsiz, acımasız, şeytan gibi, şerefsiz, adi biri lazım. Ya öyle de kim? Ya ben öyle birini tanıyorum da kabul eder mi bilmem. Canım istediği parayı veririz kabul eder. Yok onun parası çok yemez. O zaman tehdit ederiz. Papuç bırakmaz. Kim ulan bu? Parası var ha tehdide papuç bırakmıyor. Ya sen Sefa patronum sen. Yok vallahi bak sen bu jürinin başına geç aha da seyredireyim seni. Tavanı da neler aşağılaya kadar gider. Bak cumartesi pazarda siktir et kapa kanalı. Millet nasıl olsa bütün hafta sonu bu yarışmaya konuşur o kadar. Yapalım anasını satayım ya. Dizileri hallettik yanına da yarışma. Kanalın coştuğu sefa gerisinde karışma. Dizileri hallettik yanına da yarışma. Kanalın coştuğu sefa gerisinde karışma. Duydunuz mu mantar kapalılar? Bu kız ayaklı reyting makinesi. Halkın nabzı. Halk da istiyor biliyor. Öyle ki otur o kadar olmaz bu işte. Bana bak. Herkes ayağını derde kalsın. Bundan sonra programlar düzelecek, reytingler yükselecek. İşini yapamaya kapı önüne koyacak. Toplantı bitti. Hadi yallah. Topar sen kal. Ben de kalayım mı? Ulan sıçmırık. Sen de iki laf ettin diye. Hadi. Ay, şey bana yardımcı olacak. Hadi. Ya kaynadı gitti yardım. Hadi. Meselesi. Tamam ya. Allah Allah. Ya bu kadar beyinsizle ne yapacağım ya? Allah'ın çaycısı hepsini cebinden çıkarır ha Topaç. Efendim. Sütü'ye haklı. Çevresinde çok mantar var. Ayıklamak lazım. Harika hanım mesela. Sen onun mantarları çıplak gözle gördün mü hiç? Efendim benim itirazım şuna. Sizin hayatınız bu kanal. Siz kan, ter, gözyaşıyla kurdunuz bu kanalı. Peki biz ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey beceremiyoruz. Sefa Bey onun için ben istifa ediyorum. Lütfen kabul edin efendim. Ona seni Allah cezanı vermesin. Hayatımda seni kadar şerefsiz adam görmedim. Aman efendim siz varken. Hadi ulan hadi. Bana kıtır atma. Ne umurumda benim televizyon? Bu gazeteler niye var? Bu televizyon, bu Yurdakul Medya Center niye var? Niye efendim? Medya ne işe yarar Topaç? Ha? Görünmek için değil, saklanmak için gerekli medya. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Zekanız önünde eğiliyorum, imparatorum. Ulan nasıl yiyorsun bu boku bilmiyorum ama. Sen pasları atıyorsun, ben golleri yaparım. Efendim.
Onun için ben nereye sen oraya. Ben gidip de şu harikanın mantarları hadi bir kontrol edeyim. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bazen düşünüyorum da ne çok çalışmışım, ne çok uğraşmışım şu sefanın üstünde. Ne çok zaman harcamışım, ne kadar çok çırpınmışım, ne çok numara yapmışım. Büyüsün, yücelsin, kendini kral zannetsin diye. Oh, oh, benim de işim zor. Oh, oh, benim de işim zor. Asıl bundan sonrası mühim. Büyük işler var sırada. Daha da parlamalı Sefa. Çok çalışmam lazım. Of, of, benim de işim zor. Of, of, benim de işim zor. Of, of, şeytanlık zor zanaat. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Anne! Neredesin? Neredesin? Anne! Kız nerede kaldın? Getir, kahve getir. Kahve yok lan, çay var, tasarruf yapıyorum. Anacığım sana da çay getirdim. Anne, var ya, ben bugün büyük başların toplantısına katıldım. Ortalık tozunu attırdım he. Bak, koskoca Sefa Yurdaklı bir tek benim lafımı dinledi. Ne dedi kız? Şey dedi bana, ayaklı reyting makinesi. Ben yanlış anlamışım. Kafa bulmuş kızım sana. Yok herif manyak falan ama bak, kafa zehir gibi çalışıyor ha. Bana mı anlatıyorsun kızım Sefa'yı? Ben onun evinde 10 yıl hizmetçilik etmişim. Yani gene öküzden bozma bir herifti ama hadi neyse. Niye bıraktın abla evi? Bak sürünürsün buralarda şimdi. Aman hiç oralara girme boşver. Senin bey ne olmuş abla ya? Ölmüş falan mıydı? Ha anam be bu kız tanımadı babasını. Kaç kere söyleyeceğiz be? Ben küçükken iş yazılmış Almanya'ya gitmiş. Gidiş o gidiş daha görmedim. Kız sen de kurtarsana ananı bu hayattan. Ha kurtarayım. Hani sen büyük şarkıcı olacaktın. Olacağım olacağım. Dur. Ben böyle programlar müdürü falan olsam teklifler hazır da. Ben şarkıcı olarak parlamak istiyorum. O da o kadar kolay değil de. Ya kolay diyorlar kolay. Herkes olurmuş. Ya bu sesi de biraz zor olur diyorlar. Ya dalga geçmeyin lan be lan. Ya sen boş ver onları ya. Sen bize bir şarkı söylesene. Söyleyeyim ben. Hadi. Lan gece gece bağırtmayın lan bu karıyı şimdi. Söyle iş yapacağız daha. Kaçırıyor sen beni. Sanki o televizyona çıkan şarkıcı bozukları benden daha. Neyim eksik lan oraya çıkıp ötüm ötüm ötenlerden. Sessin! Sen benim sesimi beğenmiyor musun? Yerin. Hem bana şöyle basamağını yakıştır. Ya ben çok yakıştırıyorum. Yakıştırıyor. Abi dur önce, çarpı söyleyeceğim açıl. Açıl be! Geç bakayım onu Allah. Ver içeri, çarpı söyleyeceğim. Ver içeri. Şöhret! Sen! Nasıl bir şeysin? Şöhret sen nasıl bir şeysin? Yenilir misin, içilir misin? Keşke kuş olsan, kafama konsan. Şöhret, hadi benim sıram gelsin. Vahsizliğe, vahsizliğe. Şöhret kızım, senin deliğine hapsiz diye, vahsiz diye. Şöhret kızım, senin deliğine. Benimle olmazsın mı? Tümret evlerim, villalarım. Benimle olmazsın mı?
bana bakıyor. Hangi kız? İşte. Ya saçmalama, sana bakmıyor. Nasıl bakmıyor? Bakıyor işte. Yahu meleğiz biz. İnsan suretine geçene kadar kimse göremez bizi. Ha. Hoş kız. Yalnız yüzünde garip bir şey var. Asıl sesinde garip bir şey var. Ne öyle karga gibi bırak bırak diye var. Şarkısı ne kadar üzünlü. Bu kız beni çok kötü yaptı ya. Bana bak, mecliste söylenenleri unuttun galiba. Dön önüne. Peki tamam. Hemen bulalım şu adamı, gidelim buralardan. Olmaz. Dünya burası. Öyle istediğimiz zaman istediğimiz şeyi yapamayız. Burada insanlar yemek yer, uyur, arada bir şey yapar. Aman sen ne anlarsan. Beklerken de buraların havasına uyum sağlayacağız. Sen beni takip et. Ah Sifiye, ah Sifiye, şöhret kızım, seni eylem. Ah Sifiye, ah Sifiye, aniden şöhret, benim sıram gelsin. Yürü, yürü, yürü. Sefa Bey, Sefa Bey, efendim çok kötü efendim. Sefa Bey, Sefa Bey neredesiniz efendim? Sefa Bey, Sefa Bey, efendim, efendim, Kanal Zeybi'ndeki casusunuz aradı efendim. Sizin hakkınızda özel bir haber yapmışlar, şimdi yayına giriyorlar efendim. E neymiş? Bilmiyorum efendim. Sayın seyirciler, aylardır YTV'nin aleyhimize yürüttüğü karalama kampanyasına cevap verme zamanı geldi. Bu aşağılık saldırının elebaşısı, alçak, acımasız, vicdansız YTV'nin sahibi Sefa Yurdakul'un maskesini düşürmeye karar verdik. Şerefsizler olan adiler. Aynen efendim. Adı Sefa Yurdakul. O da her Anadolu çocuğu gibi saf doğdu. Rençber bir ailenin en küçük çocuğuydu. Bu güleç yüzlü çocuk nasıl oldu da çobanlıktan, işportacılıktan bugünlere vardı? Açıklayalım. Suç işleyerek, yeraltı dünyasıyla ilişkilere girerek, kara paraları aklayarak, kısa zamanda akıl almaz ihaleler kazanarak. Öldüreceğim ulan efendim. Bu insanlık müfettisi büyük bürokratik entrikalarla bir televizyonun başına geçti. Yakınlarına kadar girdiği devlet adamlarını bile kandırarak, onların saf yanlarından yararlandı, kendine çıkar sağladı. Sevgili seyirciler, Kanal Zeplin çok yakında Sefa'nın gizli dünyasını, adi ilişkilerini belgeleriyle açıklayacak. Sefa Yurdakul insan içine çıkamayacak, Türkiye'yi terk etmek bile bu şerefsizi kurtaramayacak. Kapatın lan televizyonu. Bana bak. Buyurun efendim. Tahsin Pekmez'in karısını kaçır. Kaçırayım efendim. Çocuklarını kuyuya at. Atayım efendim. Kanalı bombala. Bombalayayım efendim. Ellerinde ne var öğren, kanalı yok et. Emredersiniz efendim. Hodri meydan ular. Madem siz istediniz, bitireceğim sizi. Hiyy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 y
Ulan deliniz yüzüm tuz basacağım ulan. Şşş, baksana. Sefa Yurdakul bu demek. Ben bu adamdan korkuyorum. Saçmalama, sayıklıyor. Gel gel uyandıralım. Ulan gözünüzü oyacağım Sivas kankalları yedireceğim ulan. Sefa Bey. Sefa Bey. Ne oluyor Sefa lan? Kalk. Kimsin lan? Sen kimsin? Biz. Aman efendim. Siz kimsiniz hanımefendi? Aman efendim. Lafı dolandırmayalım. Biz. Meleğiz. Bilgeler Meclisi'nin yüce bilgeleri tarafından bu dünyadaki ve bu ülkedeki kötülerin en kötüsü olduğunuz tespit edilmiştir. Biz 8 numaralı melek ekibi olarak sizi doğru yola getirmek üzere burada bulunmaktayız. Sen ne diyorsun güzelim? Bıdır 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 bıdır. Yani... Yani sözün kısası biz meleğiz. Siz şeytanın esiri olmuş kötü adamın tekisiniz. Sizi doğru yola davet ediyoruz. Ya bu hanımefendi melek olabilir ama sende daha ziyade bir kütük havası var. Ulan nasıl girdiniz buraya? Kovacağım korumaları. Sekreteri de kovacağım. Sekreter! Sefa Bey! Sekreter! Sefa Bey! Hiç patırtı yapmayın. Çünkü biz istemedikçe bizi duyamazlar ve göremezler. Çünkü biz meleğiz. Melek. Ya bildik melek. Bildik melek. Ne demek ulan melek? Ya bildik melek. Kızım neredesiniz siz? Uyuyor musunuz? Korumalar nerede? Nasıl girdi bu ikisi buraya? Kim efendi? Ha bu ikisi. Hangi ikisi?
misin? Ya işte bu kazmayla bu hanımefendi. Kazmayla hanımefendi. Aman Sefa Bey, dalga geçmeyin Allah'ınızı severseniz. Bana bak, sen şimdi kimseyi görmüyor musun? Vallahi de billahi de görmüyorum Sefa Bey. Nasıl görmesin lan kasık kadar iki insanı? Yoksa sen de mi kanal zehirleri casusun? Aa, gelmeyin üstüme canım. Siz en iyisi bir doktora görünün. Yürü lan, yürü. Nereye baktı belli olmayan karı. Allah Allah. Ya bu işte bir hokus pokus var, büyü var. Ay Sefa Bey, efendi gibi dinleyin lütfen. Size iyi bir insan olmak için fırsat veriyoruz. Lütfen bizi reddetmeyin. Peki, ben hıyarım ve sizin melek olduğunuza inandım. Yani inanmadım ya. Dedi ki bu bir televizyon şakası değil ve siz meleksiniz. Peki kötü olduğumu nereden çıkarıyorsunuz? Sen... Tabii dinlediniz rakip televizyonun yayınlarını. Tamam Safa Bey kötü. O münafıkların laflarına inandınız. Hayır, vallahi ben iyiyim. Her yıl hacca giderim, kurban keserim, bağış yaparım. Mehmetçik Vakfı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Darül Aciz'e. Ya benden iyisini zor bulursunuz. Ha, benim bir de bir kötü huyum var, herkes bilmez. Ben ani deliririm. Hadi lan! Eğer hemen buradan gitmezseniz dünyayı başınıza yıkacağım. Masum değilsiniz Sefa Bey. Yaptığınız kötülükler saymakla bitmez. E ne yapmışım ben ya? Yaptıklarınız bir yana, yapacaklarınız insanın tüylerini diken diken ediyor. Peki, bütün bunların sonucunda başınıza gelecekleri görmek ister misiniz? Nerede? Buyurun şöyle aslan. Çok üzücü, hiç hoş değil. Şöyle izleyebilirsiniz. Şöyle. E ne olmuş? İzleyin, burası iyi kısmı. Sen benim aklımı koru. Sen benim aklımı koru yarım. Ya ya. İşte gördünüz. Sonunuzun böyle olmasını istemiyorsanız tüm bu kötülüklerin kaynağı olan işinizi gücünüzü terk edin. Bilmiyorum. Tüm şirketlerinizi. İllegal. İllegal işlerinizi. Santral inşaatınızı. Nükleer silah ticaretinizi. Ve televizyonunuzu. Hepsini terk edin. Hadi ulan. Melekseniz meleklerinizi bilin. Bunun ölümden ne farkı var? Cehennemde yanarım, anasını satayım daha iyi. İki dakikada biter eliyiz. Ya bir kötülüktür tutturmuşsun ya. Ya tamam sen iyisin ben kötüyüm. Ama aramızda ne fark var? E seni de ıslatıyor yağmur, beni de. E seni de yakıyor güneş, beni de. Sana da bana da esiyor rüzgar. Yani kötü olmanın şu dünyada ne kötülüğü var? Farkında değilsin, ne yağmur seviyor seni, ne güneş, ne rüzgar seviyor seni, ne çiçek, ne bir çiğ tanesi sefa yurda kur. Sana da bana da kokuyor çiçek. O kadar yalnızsın ki. İkimize de batıyor diken. O kadar yalnızsın ki. Yerimize göz kırpıyor yıldızlar. O kadar yalnızsın ki. Yalnız mıyım? Yani o kadar olur. Oh, Lord, oh.
tam bir alçak. Ne yapacağız? Ne bileyim, yukarıda kolay kolay diyen sendin. Sandığımdan daha dişli çıktı, ne yapayım? Sen öyle katır kutur konuşunca ters tepiyor tabii. Başka bir çözüm bulmak lazım. İkna etmek lazım. Sefa Yurdakul. Sefa abi. Sefa abi. Gerizekalı. Sefa Yurdakul. Efendim. Beni duyuyor musun? Bu güzel sesi duymamak mümkün mü meleğim? Erim uyurken bile sulanıyor. Şimdi bu dünyada, bu stüdyoda biraz zaman geçirmeye karar verdik. Hay hay. Benim senin yanında bir işe ihtiyacım var. Arkadaşımın da. Kolay efendim. Şimdi beni eskiden biri tanıyorsun ama nereden tanıdığını bilmiyorsun. Bana iş teklif ediyorsun ve arkadaşıma da iş teklif ediyorsun. Kabul ediyoruz. Anlaştık mı? Emredersin. Harika. O halde şu anda uyanabilirsiniz. Aman efendim, sizi burada görmek de şeref. Şöyle buyurun. Şöyle buyurun. Buyurun. Efendim, bizim dış haberler servisimizde bir açık var. Yani siz bu açığı rahatlıkla kapatabilirsiniz. Ne dersiniz? Ya ne diyeyim? Pekala diyeyim. Topaç, biz dış haberler müdürünü mü kovmuştuk? Çabuk buraya gel. Sorma işte, gel. Ben ne olacağım? Ya sana da bakacağız bir şey. Öyle her şeyin üzerine atlama. Ulan sen ne antipatik şeysin sen be. Tamam. Bağırma. Kamuş geç kaldım. Ama bir tane bir sor bakalım, niye geç kaldım? Niye? Çünkü ben tek başımayım. Niye tek başımayım? Çünkü benim lafım kimseye geçmiyor. Niye? Çünkü garibanım. Bak ay gariban. Sus kız. Ulan ne çene be? Bana bak. Sen yardımcı arıyordun değil mi? Sağır Sultan duydu, idare müdürü duymuyor. Niye? Çünkü personel almayı yasaklayan senmişsin. Ukalalık yapma misafirlerin yanında. Senin işin oldu. Allah'ın şanslı kulu. Bu arkadaşı görüyor musun? İşte bu senin yeni çırağı. Ne çırak mı? Ne çırağı? Çaycı çırağı abi. Merhaba. Geldim efendim. Topaç. Buyurun. Seni yeni dış haber müdüremizle tanıştırayım. Hanımefendinin adı neydi efendim? Melek. Melek Hanım. Melek mi? Ne meleği efendim? Ne dış haberler sorumlusu? Öyle zart diye adam alamayız biz. Yani siz alamazsınız efendim. Ya ne demek alamayız? Alıyoruz işte. Gördüğün gibi aldık. Efendim hatırlatmak gibi olmasın ama iç ve dış düşmanlara karşı her an tetikte olmalıyız. Ya sen kadına dikkat ettin mi? Böyle yetenekleri olan karı da korkmayacak. Siz bilirsiniz efendim. Sütüleriz. Tercan Topaç. Bu antipatik adam kim? O benim çırağım. Yeni çırağım. Sefa patronum aldı. Abicim yürü. Bütün kanal çay bekliyor, kahve bekliyor, kola bekliyor. Koş. Melek Hanım, sizinle bir konuşalım, sizi tanıyalım. Ya dur bakalım, dur ya. Ben hanımefendiyi önce ben bir derinlemesine tanıyayım. Ben sonra sana yollarım, hadi. Efendim, yalnız kaldığımıza göre baş başa konuşabiliriz diyorum. Evet Sefa Bey, bence de. Konuşsak çok iyi olacak. Şu işi bitirelim artık. Ne? İşi bitirelim mi? Ben hayatımda sizi kadar açık sözlü kadın görmedim. İşi bitirelim ha. Ama siz ne kadar şirin şeysiniz öyle. Ne kadar tatlı şeysiniz öyle. Bir şey içer misiniz? Yok, ben kullanmıyorum. Ya hatırım için. Sefa Bey, şimdi benim sizinle konuşacaklarım var. Ben hay, konuşalım da. Burası pek müsait değil. Ben sizi şöyle alsam. Öyle. Şöyle buyurun. Pekala. Ben bütün konuşmaları burada yaparım. Şöyle oturun efendim. Pek güzel. Ay! Böyle yapıyorum ki belli olmaz. Bazen böyle konuşuruz. Bazen böyle konuşuruz. Sefa Bey, şimdi diyorum ki ben şu rakip televizyonla olan ilişkimizi şöyle bir göster. Şimdi o konuyu bilahare görüşürüz. Yanımda böyle sürahi gibi bir karı dururken. Şimdi ben nasıl iş gücü konuşayım? Gel bakayım şöyle. Abicim bak, bu kanalın en iyi işleyen yeri bizim çay ocağıdır. Gerisi hikaye. Büyük patron bir şey istedi miydi? İki yalan kan da olsa koştur götürdü. Öbür kişilerini boş ver. Hadi şimdi sen anlat. Ne anlatayım? İşte kimsin? Nereden geldin? Adın ne? Adım? Melek. Melek diye erkek adı olur mu be? Olmaz mı? Bizim hepimizin ismi Melek'tir. Ablanın adı da Melek. Başkası da mı var? Siz hepiniz kim oluyorsunuz?
Ben ve bütün melekler. He. Bütün kardeşlerim. Ha, ulan Allah cezanı vermesin. Kaç kardeşsiniz? Sırf dünyaya gelen. He. 1, 2, 3, 123.428. Yok ya. Kaç kız kaç erkek? Eşit sayıda. Zaten birkaç yüz bin yıl öncesine kadar melekler erkek melek ve kadın melek olarak ikiye ayrılmazlardı. Sonra özellikle dünyada sorun yaşadığımız için yeni jenerasyonla birlikte erkek melek ve kadın melek olarak ayrıldık. Lan sen çok komik abisin ha. Beni burada kendi buldun, saf buldun. Geç bakalım dalganı. Dalga geçerken de bir şey iç bari. Bir şey içer misin? Çay vereyim, kahve vereyim, kola vereyim mi? Kola. Bilmem. Kola ne? Kola nedir bilmiyor musun? Nereden geldin sen ya? Kola işte ne bileyim. Aha şu şerbet gibi bir şey. Şerbet gibi böyle tatlı. Ama şerbet daha güzeldir bile, korkanıştır. Kınık kınık hiç doyamazsın tadını. İşte kola da onun gibi bir şey abicim. Bak abicim dedim gene. Bana adını söyle. Gerçek adın ne? Adı. Adım? Şerbet. Valla. Bunu da beğenmedim ama neyse memnun oldum Şerbet abi. Gel bak ben sana Esat başka bir şey soracağım. Şu ablan, ablan yani. O bizim patronun yeni aganigisi mi? Aganigisi mi? He? Ya öyle kadın zaten nakişe girdi. Senin iki dakikada yanıma işe aldırınca ben dedim bu kesin Sefa'nın numaralarından biri. Biz burada alışkınız. Bu bizim patron kiminden şey etse? Ne etse? Şey etse. Ne etse? Neyse onu bir de onun adamlarını alır korkanın içine. Hadi bakalım işi bitti mi diye Allah kapının önünde pur bile almasın masası. Bak bir defa sen şey unutmuyorum bir kadın var o kadar güzel. Böyle kocaman meleği böyle kıvır kıvır saçlı kanadı dolaş böyle şey. Hangi işi? İşte temizlik, bulaşık, çaycılık falan. Hayır, ilk defa. Ha, aferin. Yalan dolan yok yani. Şey, kanım ısındı sana birdenbire. Çok ısındı. Çaycı ne işe yarar? Çaycı. Çaycı bir müessesenin her şeyidir. Kralıdır, kraliçesidir. Çay servisi yapmak kolay bir şey değildir. Bir anda kolay müşteriler olur. Taze çayı ilk ona getir diye ya yapar. Tostla içip kaşarı koy diye hatırını sorar. Onlarla işin kolaydır. Onlar kimin patron olduğunu bilirler. Öbürküsü yanında kendini kurtaran bir sürü karı bir sürü herif vardır. Seni bir kınalı kuzu sanırlar. Beklerler gibi yatağa kapsınlar seni. Şekeri eksik koy, limonu bir unut. Süt yerine sade getir. İdam fermanını imzalarlar. Onlara karşı kuyruğu hep dik tutacaksın. Çarabasını iyi tetten stüdyoya girdi. Midiyi seferden dönen kumandan gibi edalanacaksın. Nadar olacaksın. Dümdük önüne bakacaksın. Adamı yere çekmeyeceksin. Böyle filmlerdeki ağır çekimler gibi. Bırak. Beklesinler. Her adımda diyeceksin ki buranın kralı benim, buranın kraliçesi benim anlayacaklar kral kimi yoksa. Paçaya kaptırdım işiniz olur. He, bir de teknik ayrıntılar var onlar o kadar zor değil. Tepsiyi böyle tutacaksın, karşıya bakacaksın, bardaklara bakma dökersin. Çayı kahveyi fazla kullanmak yok, tasarruf yapıyoruz patronun emri. Sana ekspres olan kapısını öğretiriz. E çayı Türk kahvesinde bilirsin herhalde, eşek değilsin ya.
Yani de bu kadar şey aklına nasıl tutuyorsun? Ben? Oho! Nereden baksan ben 10 yaşından beri bu işi yapıyorum. İnsan alışıyor be. Hadi bakayım. Acık da sen al şimdi. Tut şimdi şu tepsiyi şöyle. Ben şimdi yapmasam? Tut lan. Hadi bana. Ah, geç şöyle koluna. Şöyle filmlerdeki gibi. Kabul. Ah, karşıya bakacağım böyle. Dimdik kuyruk dik. Geç koluna. Ah, nadan ol bakayım. Sakın tepsiye bakma. Ah, adım yeri bile sert basacağım. Dik kuyruğunu. Ne? Hadi bakalım karşıya. Bağır bakalım. Buranın kralı benim. Buranın kralı benim. Ha. Sana şöhret getiriyorum, ve bütün dünyanın ışıklarını, ihtişamını. Sana şöhret getiriyorum. Madem ki istedin küçük kız, madem ki istedin sevdiğim, sana şöhret, sana şöhret. Şöhretin yalnızlığını ve tüm acılarını, thank you.
bize diye bir şey. Değişiyor hayatım, parlıyor işte her şey. Akşam Sefa Yurdakul'la konuştum bu konuyu. İzlenimlerimi ben size yansıtayım isterseniz. Sütiye gerçekten çaycıymış. Ama ne çaycıymış. Bu kız Sezen'i de bozar, Nilüfer'i de bozar, hepsini bozar. Allah ona yardımcı olsun. Çok para kazanacak. Vallahi çaycılığını bilmem, çayını içmedim ama güzel para getiriyor. Mantık olarak bu kadar bet sesli, rezil sesli birinin 24 saat içinde böyle dünya güzeli bir şarkıcı olmasına imkan yok. Yani 2005 yılında insanın mucizelere inanması da zor. Düşünüyorum da bu işte bu bilgisayarcıların parmağı var. Bazı insanlarda böyle cevherler var tabii, bir anda çıkıveriyorlar. Bu biraz da şans meselesi, aynı zamanda cesaret meselesi. Türkiye'nin yıldızlara ihtiyacı var, biz yıldızımızı bulduk galiba. Ben Sütüye'yi çok seviyorum. Biz İran'dan Sütüye Hanım için izlemeye geldik buraya. Çok severiz ki o da gelsin İran'a. We love you Sütüye. We love you. Sütüye'nin inanılmaz bir sesi var, ben böyle ses görmedim. O her şeye layık. Müthiş. Çok mütevazi kız, bayıldım. Sütüye ablayı çok dinliyoruz, çok severiz. Sütüye bu bayrağa çok yakışıyor. Hoş geldin Sütüye Sultan. Müzeyyen'den beri gelen en büyük ses. Hoş geldin. Hadi. Sefa Bey, ekibimden tanışıyor musunuz? Kim? Tanışmıyorsunuz, bakın tanıştırayım. Bakınız bu image maker'ım Feray. Merhaba. Hoş geldiniz. Bu kardeş aranjacı prodüktör Sinan. Bu tasarımcım Behlül. Bu bestecim Can. Bu merhaba. Söz yazarım Canan. Merhaba. Bu... Ay, sen kimdin Zanacığım? Kuaför. Ay, kuaförüm Bilal. Evet, ne yapıyoruz? Sütüye'nin... kontratı. Allah geldi. Bana bak, 5 yıllık yapıyoruz değil mi Tomaç? Aynen efendim, Sütüye kontratın. Hayırlı olsun. Bravo. Sefa Bey. Halk konserleri için konser ayol. Oğlum renkler biraz daha canlı olsun. İkinci klip ne oldu? Efendim montajda yarın görüyoruz. Efendim burun ameliyatı ve silikon destek düşünüyoruz. Nasıl? Bu kim ya? Sütüye. Ya ne hale sokmuşsunuz kızı? Oynamayın bu kadar. Tamam o zaman solaryum ve jimnastik sütüşe. Yeter. Peki. Abi, Sefa abi. Bak bunlar yarışmanın reytingleri. Bak görüyor musunuz abi? Günün, haftanın, ayın birincisiyiz. Bak Sütüye'nin çıkışıyla izlenme oranları tavana vuruyor. Ayrıca yarışmaya olan başvurular da 40 kat arttı. Ulan şanslı adamsın Ali Can Kemal. Yalnız nasıl oldu da bu kızın sesi böyle değişti? Mucize. Mucize efendim, mucize. Doktor raporları diyor ki mucize efendim, mucize. Doktor raporları diyor ki
Hatta şöyle söyleyeyim size, kör gözleri açılanlar bile görülmüş efendim. Yani desene, tam bir mucize. Evet diyorum, tam bir mucize. Efendim bir saniye böleceğim. Efendim, Kanal Zeytin'deki casusumuz yine aradı. Sizin hakkınızda bir haber yapmışlar. Yayına giriyorlarmış efendim, durduramadık. Ulan şerefsiz herif. 10 gün kapattılar yetmedi. Polis aldılar yetmedi. Efendim içimde bir his var, iyi değil. Ben bir gidip bakayım müsaadenizle. Biz işimize bakalım. Evet abi. Bakalım. İsmini Sütiye çeviriyoruz. Heh. Haybaşı albümü çıkarıyoruz. İşte bu. Yavaş oğlum yavaş. Besteler tamam. Sözler hazır. Gardırop geniş. Faturası. Budur. Dolabı ne kadar fatura? Yalnız bir tek sorun var çözmemiz gereken. Nedir? Sütiye. Kim olacak? Aa, ne demek? Aa, evet abi kim olacak ya? Kime benzeyecek? Sertap Erener mi? Candan Erçetin mi? İzel mi? Yani imaj, imaj. Sertap mı olacak? Candan mı? Deniz mi olacak? İzel mi? Sibel mi? Şebnem mi? Seda mı? Burcu mu? Yıldız mı? Dünya mı? Sütüya, sen ne diyorsun? Hiç. Bir şey demiyorum. Bu herifler oku diye okuyorum. Sus diyorlar, susuyorum. Aynı şarkıyı 2 gündür bir öyle bir böyle öttürüp duruyorum. He. Bende kafa kalmadı. Ama bana sorsan... Sezen gibi hınzır baksam, Hülya gibi canlar yaksam, Sertap gibi titretsem sesimi, Sibel gibi atsam göbeği. Biraz ondan, biraz bundan idare etsem olmaz mı? Nasıl bir imaj, nasıl bir sütü? Yoksa bu albüm satmaz mı? Biraz ondan, biraz bundan idare etsem olmaz mı? Nasıl bir albüm, nasıl bir sütü? İnsan kaybediyor kendini. Gitmiş bu. Anlatıyorum ben de. Alın. Şerbet. Nasılsın? Doğal bitki çayı. Sesin için. İyi misin? İyi. Biraz yoruluyorum. Sen? Ay ne bileyim. Hiçbir şeyin farkında değilim ha. Garip olmuş. Çirkin mi lan? Hayır. Hep güzelsin. Ay çok mutluyum biliyor musun? İyi ne güzel. Çok istemiştin şöhret olmayı. Değil mi? Bak birdenbire döndü ya. Kaderin. Kader değil oğlum. Gazetede okumuyor musun? Psikolojikler ne diyor? Genç kızımız şok olmuş. Öyle bir şok ki bu. Sütiye sesine kavuşmuş. Bu ara sıra olurmuş. Bu ara sıra olurmuş. Ya stres altındayken insanın başına böyle şeyler gelebilirmiş. Öyle miymiş? Ya heyecanlanınca göz açılan kör bile varmış. Evet herhalde. Şey. Da işte benim kafam biraz karışık. Niye? Aman işte kim gibi olmam lazım? Bu dangalaklar karar veremiyor. E ben hiç karar veremiyorum. O ne demek? Ama işte yok Sezen gibi, yok Sertap gibi, yok Candan gibi. Yo Hülya havası bak, o ne ki anam baba. Bilmem ben öyle şeyler, kafam neden, karışık. Neden ille bir başkası gibi olmak istiyorsun ki? Evet. Kendin gibi değilsin, Sütiye değilsin. Ulan halk ne yapsın Sütiye'yi be? Kör, cahil, densiz, lafını sıcak, bilmedi tek. Sıcak, içten, yapmacıksız. Halk seni böyle seviyor, seni böyle tanıyor. Neden değişmeni istesin ki? Dur bak, yanlış anlama da. Bunlar pek senin bilebileceğin şeyler değil. Bu böyle bambaşka bir şey. Nasıl anlatayım? Yani ancak benim halimde olman lazım anlamak için. Senin işin kolay şimdi. Çaycısın. Bile oradan bakıyorsun, konuşuyorsun. Ama benim yaşadıklarımı göremiyorsun. Ama neyse neyse boş ver. Sen kafanı yorma böyle şeylerle. Hadi bakayım sen bana bir tane kahve yap, orta şeker. Heh. Ya da kız, kapuçin olsun. Bol köpüklü. Biraz ondan, biraz bundan idare etsem olmaz mı? Nasıl bir imaj, nasıl bir sütü? Yoksa bu albüm satmaz mı? Biraz ondan, biraz bundan idare etsem olmaz mı? Nasıl bir imaj,
nasıl bir sütü? Yoksa bu albüm satmaz mı? La 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 Yasak bir şey yaptın, bizi ve görevimizi tehlikeye attın. Ne dedi başbilgemiz? Sadece doğru yola getireceğin insanlarla ilgili mucize yapabilirsin, bu kadar. Sen beni tek başıma bırakıyorsun, sonra da kızıyorsun. Biliyorsun, burada yeniyim, deneyimsizim. Haliyle ne yaptım bilmiyorum. Ne zaman sıkışsam yeniyim, yeniyim diyorsun. Abeyi bulun. Sefa Bey'i bulun. Ne oldu Nermin Hanım? Kızım ne oluyor? Efendim, Kanal Zeplin son anda flaş haber giriyor sizinle ilgili. Neymiş? Hiçbir malumatım yok. Kuruluşlarının yönetim kurulu başkanı, sözde medya kralı Sefa Yurdakul, kanalımız ekranlarında defalarca uyarılmasına rağmen bize karşı yürüttüğü aşağılayıcı, terbiyesiz üslubunu kayıtsızca sürdürdü. Biz de size onun kim olduğunu tüm açıklığıyla anlatmayı sürdürüyoruz, üstelik belgeleriyle. Ulan yalancı eşkıyalar ya, ne diyeceklerini bilmiyorum. Türk televizyonlarında ilk defa Sefa Yurdakul'un yıllardır sakladığı sır. Az sonra. Ulan adiler be. Şeref serifler ya. Sefa Bey. Evet sayın seyirciler. Türk televizyonlarında ilk kez Sefa Yurdakul'un yasak ilişkisinden doğan çocuğunu açıklıyoruz. Ulan. Babasını bilmeden büyüyen bu kız kim? Sefa Yurdakul'un 20 yıldır sakladığı gayrimeşru kızı kim? İyi bakın sayın seyirciler. Çünkü onu mutlaka tanıyacaksınız. Ulan adiler ya. Türk popunun yeni yıldızı Sütü, gerçek adıyla Sütü'ye Jim Jones, Sefa Yurdakul'un öz be öz kızıdır. Üstelik bu haberi birinci elden Sütü'nün annesinden aldık. İzliyoruz. Ben evlerine temizliğe giderdim. Bir gün tatildi. Hanım yoktu. Sefa vardı. Ben çalışırken arkamdan yanaşmış. Aha bir de döndüm baktım ki gözlerini böyle belerte belerte bana bakıyor. Ha dedim Sefa gelme. Ha dedi geleyim. Ha dedim Sefa gelme. Ha dedi ne olacaksa olsun. Anam sonra aldı beni. Oradan oraya, oradan oraya fırlattı. Ben ne olduğumu bile anlamadım anacığım. Allah Allah diye bir kızılca kıyamet sen kop. Beni al. Tut böyle. Ne olduğumu anlamadım anacığım. Diyor beni atıyor. Ne olduğumu şaşırdım ya. Biz böyle evin içine koştur koştur. Oradan oraya tırmanıyoruz. Oradan oraya tırmanıyoruz. Allah bir karıştı ortalık. Ben ne olduğunu bile anlamadım anacığım. Kapatın lan. Kapatın televizyonu. Bak Sütü Hanım. Göya. Anana benzer birini bulmuşlar. Ya Göya şantaj yapacaklar. Allah Allah ya. Ne diyeceklerini şaşırdım manyaklar ya. Anam seyretti mi televizyonu? Ha, evet çok benziyor anama da. Ana sen değilsin değil mi o? Ana o sen değilsin değil mi? E kızım 40 yıllık ananı tanımıyorsan benim tabii kim olacak? Kapı da şaşırdı. Ya yalan söylüyor ya. Oradan konuşuyor ya. Kaç defa gittim bu herife kabul et kızını diye. Ya etmedi kovaladı beni. Sonra Zeplin TV geldi. Duymuşlar bir yerde. Ya işte ağzıyla söylüyor. Zeplincilerin numarası bu. Ya bir sus da dinle be adam be. Zeplin TV geldi. Ha böyle bir şey duyduk dediler. Ben yok dedim, konuşmam dedim. E kızının geleceği dediler. Ya bir dakika bir dakika. Bu ne zaman oluyor bu? Ya çok zaman önce. Sen daha şöhret bile mi olmamıştın? Sesin hala karga gibiydi.
Ya, babasız mı büyüsün istersin dediler. Utandım ama gene de gerçek babanı bilmeni istedim. Gerçek baba? Bu anlayana kaçan babam mı? Aman onu doydurdum. Senin gerçek baban Sefa'dır. Ulan yalan, yalan. Zaten bakın gözleri aynı babası. Para yedirdiler değil mi kahve kadar? Şu anı kalsın anamlar. Eğer kimsenin beş kuruşunu gördüysem kızının ölüsünü öper. Ya o zaman niye öttün bu kadar yıl sonra? Ulan hadi beni düşünmedin. Kızını da mı düşünmedin? Şimdi bak tam para pul şan şöhret sahibi olacakken. Lan yapılır mı bu kötülük zavallıya? Bilmiydim şöhret olacağını, nasıl bileyim? Gelinlik yaşa geldi, doğruyu bilsin dedim. Şimdi inkar et. De ki beni tehdit ettiler, zorla söylettilerdi. Ben sana 50.000 YTL veririm. Al sana büyük ikramiye. Hadi büyük piyango. Sadece çıkacaksın. Diyecek ki zorla söylettiler. O kadar. Ya ben ne yapayım 50.000 YTL'yi? Ben sana diyorum ki bu kız senin kızın. Git bağrına bas. Başka da bir şey istemeyeyim. Lan o kız benim kız değil. Sen kim bilir kimden peydahladın. Ulan alçak. Biriniz kıpırdarsa bunlarım. Yaptı mı lan? Sütiye Hanım. Vallahi billahi haberim yok böyle mesut bir fiilden. Yaptı be kızım, yaptı. Aha bak gene öyle gözlerini belerte belerte bana bakıyor. Ha bu adamın ne zaman kaşı göz oynasa bil ki bir alt yedi ya. Anam ağlama ya anam. Ay beni de ağlatıyor. Anam be yapılır mı şimdi bu bana ya? Tam sırası mıydı? Anam tam şöhret olmuşken olacak şey mi bu ya? Anam sinirleri beni şerefsizim, sinirleri git ola. Ben de seni sinirleri yapma. Böyle bir adam için değmez. Ya arkadaş o kadar güzel konuştu ki. Vallahi benim gibi bir adam için yapma, değmez Sütiye Hanım, yapma. 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 Ya yapma. Ne olursa olsun. Ağlama. Vuruldu. Vuruldu. Sefa değil mi abi? Arkadaşlar nabza atmıyorum. Abi kusura baksana bir de. Valla nefes de almıyor, bu öldü demek. Öldü o zaman. Koskoca Sefa Yurdakul ölür mü be? Ne demek be abi, ölür mü? İlk yardım son teneffüsü. Ya, ulan oğlum bu olmadı, vuruldum. Abicim adam gerçekten öldüyse bırakın öyle kalsın Allah aşkına. Ne diyorsun lütfen ya? Abicim en iyi Sefa Yurdakul, ölü Sefa Yurdakul. Ya, ne var ya? Abicim kimseye zarar yok. Arkadaşlar kalkın, kalkın, kalkın. Acele edin, hastaneye götürelim belki kurtulur. Hadi abi. Evet, çekilin. Hadi. Bir, iki, yavaş, yavaş. Orada yer yok, burada yer yok. Abicim orada kaldım. Merdiven var. Merdiven var. Oradan çıkıyor. Merdiven çıkıyor, benim bana bulur. Orada yok ya. Kardeşim, kıbleye doğru götürün. Kıble. Ya kıble yana. Aa! Bilim şiketti. Sefa Yurdakul da ölürmüş demek ki be. Arkadaşlar bir açılın. Açılın. Ölü bir rahat nefes alsın. Ölü bir nefes alsın. Açılın. Lan sen de. Hiçbir şey beceremiyorsun. İş böyle düştü. Sefa. Bağırmasana. Ya niye bağırmayayım? Ben öldüm. Ölmedin. Öldüm. Her yer karardı önce. Sonra böyle bir kızıllık. Alevler, ateş topları üstüme gelmeye başladı. Yer altından iblisler çıktı. Dua et o iblislere teslim etmedik seni. Şimdilik geri getirdik. Peki nasıl yaptın bunu? Ya bu insanlar niye böyle kazık kesti? Ben yaptım. Nasıl? Yine mi başladık? Biz meleğiz. Hatırla ilk geldiğimiz zaman. Ha. İyiliğe davet ettiniz beni. Hatırlıyorum. Ben de iyi olanın dedim. Ya niye bırakmadınız beni öleyim? Dünya bir musibetten kurtulmuş olurdu. Evet ama bizim görevimiz seni öldürmek değil. Görevimiz seni insanlığa bağışlamak. Vay be. Demek söylediklerin doğruymuş. Yukarıdaki beni adam yerine koyup melek yolladı. Ha? Vay canına. Ne kadar boşmuş bu dünya be. Çırpındır koştur babam koştur. Bak cehennem iki parmak ötede beni bekliyormuş ben. Ben de kendimi hiç ölmeyecek sanırdım. Eğer bir melek çıkmasaydı karşıma. Ne diyorsun? Hayatını değiştirecek misin? Buna kızını bağrına basarak başlayabilirsin. Ya bilmiyorum ben, aklım karıştı. Peki dediğiniz gibi olsun. Ya.
Sütiye! Yapma Sütiye, yapma. Ne olursa olsun o senin baban. Yapma yavrum, baba katilim olmak istersin. Bu şerefsiz benim babam değil. O beni tanımazsa ben onu hiç tanımam. Sen katil değilsin. Ne kadar kötü olursa olsun o senin baban. Üstelik bırak insanı, hiçbir canlıyı bilerek öldüremeyiz. Hele sen Sütiye. Dur yavrum, kızım. Ben senin babanım. Yani biliyorum, kabul edemedim ama şimdi. Açılın, hazırlayın kameraları. Dünya aleme konuşacağım. Her şeyi anlatacağım. Tamam, bu iş bitti. Çok yaşar. Dediklerim doğru mu? Ne yapıyorsunuz? Hanımefendiye bir söz verdim, onu yerine getiriyorum. Yani? Ya insanlık görevimi yapıyorum. Kızımı kabul ediyorum. Ne yapıyorsunuz? Efendim, vallahi sizi bir an bile yalnız bırakmaya gelmiyor. Bir ufacık saçma, manasız, anlamsız olay yüzünden. Borsadaki bütün hisseleriniz tepe taklak olacak. Büyük bir yıkıma neden olacaksınız. Hisse sahibi onlarca insana ne diyeceğiz? Nasıl açıklarız? Vallahi size ayaklarınıza nasarlar efendim. Siz batarken onlarca çalışanınız aç billaç sokakta kalacak. Bırakın parayı bulu. İtibarınıza ne olacak? Düşmanlarınız göbek atacak. İnsanlar gelip yüzünüze tükürecek. Her şey elinizden gidecek. Cep telefonunuz bile. Olanları bilmiyorsunuz. Bu yüzden siz karışmayın. Sen sus. Beline Sefa Bey. Dön geriye bak. O çoban olduğun günlere. Kıçında don yokken ineklerin peşinden koşturduğun günlere bir bak be. O kadar yol geldin, böyle saçma bir nedenden dolayı bırakamazsın. Bunu bana kendine yapamazsın, anlıyor musun? Senin misyonun var. Kötülüğün üzerine misyon kurulamaz. Sen babasızlık nedir bilir misin? Çok iyi bilirim. Beni de babam terk etti. Babam beni reddetti. Dava zoruna, babasına bile isyan etti. Nasıl bu kadar acımasız olabilirsin? Yalnızlık insana çok şey öğretiyor. Acımasız olmadı, hiçbir zararı yok. Beni dinle Sefa Bey. Kabul ettiğin yalnızca bir kız değil. O kızı kabul etmen, her şeyi kabul etmen anlamına gelir. İtibarının yok olmasını kabul ediyorsun. İnsanların gözünde sıfır olmayı kabul ediyorsun. Yok olmayı kabul ediyorsun. Eğer çok istiyorsan, çık o kameranın karşısına. Çık. Ama unutma. Sonra sıfırsın. Sıfır. Sıfır. Topaçaklı. Ya benim misyonum var, yapacaklarım var. Ya bunun için kötü olacaksam olurum. Sahip olduğum hiçbir şeyi terk edemem. Buna pozisyonum mu hani? Sütiye kanatlarımın altında olacak ama babalığı kabul edemem. Tabii. Topaç. Efendim. Avukatlara haber ver. Bir yalanlama habere girin. Emredersin. Bol küfür. Emredersin. Hadi. Nasıl özlemez bir baba.
Sayın seyirciler, bir gecede şöhret olduğu, gece hayatına erken daldığı pop müzik dünyasının yeni divası Süti, şöhreti hazmedemeyince ne hallere düştü? Bir barda kameralarımıza yakalanan genç şarkıcı çıktığı kadar hıza düşecek gibi gözüküyor. Şimdi bu ibret görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz. Babasının Sefa Yurdakul olduğu iddia edilen eski çaycı Sütiye Cimcoz, yeni ismiyle Süti, bir dağıttı, pir dağıttı. İçimiz acıdı genç kıza bakarken. Mahvolmuş, bitmiş bu kız. Tabii bütün suç babası olacak adam Sefa Yurdakul'da. Kızının bu durumlara düşmesine sebep işte bu baba. Baba meselesi ne oldu Süti? Dava açacak mısın? Süti, baban kim Süti? Senin baban. Sen anandan mısın? Yavaş bırak. Sefa Bey mi baban? Kendisi kabul etmiyor ama. Benim babam Sefa. Senin baban kim? Sütçü mü, kebapçı mı? Ali Can Bey ile dolaşmanızın arkasındaki sebep ne? Ya rahat bırakın bizi ya. Ali Can, sevgilim, kocam. Size ne ya? Allah Allah. Rahat. Vatandaşa sorduk. Sokaktaki adam Sütiye için ne diyor? Efendim Sütiye Hanım kendini bozdu. Bu televizyon kültürü, popüler kültür. Akşam kaset yapıyorlar, ertesi günü meşhur oluyorlar. Bir klipten sonra kayboluyor insanlar. Sütiye ne oldum, delisi olmuş, geçmişini unutmuş. Popüler yapan halkına ve Türkiye'sine saygılı olmalı. Hareketleri, karakteri giderilmiş. Bunların sonu da çok kötü oluyor. Sonu uçurum oluyor. Bakalım ünlü simalar Sütiye'nin bu haline neler dedi. Bu Sütiye denen kızı Sezen havada katlar, Nilüfer iki kere katlar. Yani bu kızdan hiç hiçbir şey olmaz. Çaycıdan da bu kadar olur zaten. Çıkışındaki o hızlı adımları inişinde görmek istememiştik. Tabii altyapısı olmayan kişinin de geldiği yeri hazmedememesi çok kötü. Bu iniş başından belli olmuştu. Çok üzücü buluyorum. Çok yani onu düşündüğümde aklımdan tek geçen şey yazık kelimesi. İnsanlar şöhret yolundayken şöhret kiminin sırtında kanat olur, kiminin ayağında batak. Galiba Sütiye kanatta kabada. Ben Sütiye ile ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Ben ne yaptım ya? Pardon, yücelerin yücesi. Ben özür dilemekten bıkmadım. İnşallah siz de affetmekten bıkmazsınız. Tarcan Topaç bizi çağırıyor. Peki Sefa? Hala ortada yok. Ne dersin, beceremedik mi? Bilmiyorum. Ama bu sefer benim içimde çok kötü bir his var. Kötü bir şey olacak. Biri babanasın sarılı ah. Merhaba yakışıklı. Merhaba. Bir kahve ister misin? Olur. Seyrettin mi televizyonu? Beni yani. Evet. Öf, çok utanıyorum ha. Ben de. Şerbet be. Kurban olayım. Bana bir yol göstersene. Ha? Dinler misin ki? He, dinlerim. Şu son birkaç haftada hayatın boyunca istediğin her şeyi verdiler sana. Şan, şöhret, para, pul. Kabul ettin. Sormadın. Niye demedin? Şimdi bunu senden geri almak istiyorlar. Ama bu sefer de sen vermek istemiyorsun. Ya evet, vermek istemiyorum. Ya kaybetmek istemiyorum artık. Ne zaman kaybedecek bir şeylerin olduğuna inanırsın, mutsuzluk o zaman başlar. Ne zaman ihtirasların sana yeni hedefler gösterir, acıların yine başlar. Hedefe varırsın. Kupayı kazanan bir şampiyon gibi mutluluk duyarsın. Karşına yeni acılar, yeni hedefler çıkar. Suyu içeceksin ama hep susuz kalacaksın. Bu tüm isteklerinden vazgeçinceye kadar böyle olacak. Nasıl kurtulacağım peki? Şarkı söyle.
O senin tek mutluluk kaynağın olacak. Çünkü delice ve safça gönülden bağlandığın tek şey var. O da şarkı söylemek. Küçükken yalnızlıktan korktuğum zaman karanlık bir yoldan geçerken ne yapardım? Şarkılar söyledim o çirkin sesimle. Şimdi sesim güzel ama cesaretim nerede? Sen yine hiç durmadan şarkı söyle. Sana yolu gösterir. Yolunu söyleme. Sen yine hiç durmadan şarkı söyle. Ama geç kalmadın mı? Asıl şimdi tam zamanı. Şarkı söyleme, aşık olma. Dua etmek gibidir. Ruhunu temizler, korkular uçar gider. Şarkı söylemek bir mucizedir, bir mucize. Merhaba stüdyo. Tarcan Topaç yine aradı ve hemen dedi. Geliyorum. Sütiye gitmemiz lazım. Şey yine görüşürüz değil mi? Ha? Ne yapıyorsun? Ne yaptın? Korkuyorum. Açayım. Çok yaşa. Sen de gel. Birkaç gündür olanları düşünüyorum da işin içinden çıkamıyorum. Bu yüzden sizden yardım istemeye karar verdim. Yardım edebileceğimiz bir şeyse tabii. Hmm. Bir gün patronunuz Topaç gel buraya diye çağırıyor sizi. Gidiyorsunuz her zamanki gibi. Ama tuhaf bir durum var. Odada bir kadın var. O odada karşılaştığınız diğer kadınlara benzemiyor. Buralara ait değil gibi. Yanındaki adam da öyle. Birdenbire bu kadın dış haberler sorumlusu oluveriyor. Patron öyle istiyor. Allah Allah diyorsunuz. Helaya giderken bile sizin fikrinizi alan adam oturmuş böyle bir karar veriyor. Şaşırıyorsunuz. Daha bitmedi diyor patron. Bir de çaycı var. Çaycı. 44 şirketlik koskoca bir holdingin en tepesindeki adam oturmuş bir çaycının işe alınmasıyla uğraşıyor. Çok tuhaf değil mi? Size de çok tuhaf gelmiyor mu? Neyse lafı fazla uzatmayalım. Söyleyin siz kimsiniz? Sen bizim kim olduğumuzu bir bilsen. Asıl siz benim kim olduğumu bir bilseniz. Biz senin kim olduğunu galiba tahmin edebiliyoruz. Ben de sizi bir yerlerden çıkartacağım sanki. Yukarılardan, yükseklerden bir yerden. O halde şu oyunu bir kenara bırakalım istersen. Hay hay. Daha sert oynayabiliriz. Takım kurmak serbest mi? Hay hay. İstediğini seç. Thank you.
ediyorum. İnsanlara dil dökmekten ne zaman vazgeçeceksiniz? Onları doğru yola davet etmekten bıkmadınız mı? Şu insanları, şu zavallı yaratıkları niye bu kadar önemsiyorsunuz? Yücelerin bize öğrettiklerine inanırız. Dünyanın en kötü insanın içinde bile bir yerlerde gizli kalmış bir cevher vardır. Sefa'yı kastediyoruz galiba. Sizi üzmek istemem ama o kötülüğün tadını aldı. Dönmez yolundan. Ama dönüyordu. Şu kadar kalmıştı. Ne? Taktınız Sefa'ya. İradesiz, boktan, zavallı bir adamı yola getirmeye çalışıyorsunuz. Ama başından beri asıl anlaşmanız gereken kişi benim. Ben şeytan. Vallahi bizim seninle bir işimiz olmaz. Biz seni tanımıyoruz kardeşim. Yok ya. Peki bu Sefa Hazretleri kimin yüzünden silah ticaretine bulaştı? Benim yüzümden. Kim onu nükleer santral projesine bu kadar para yatırmaya ikna etti? Ben dedim diye herif kızını reddetti ve siz ne diyorsunuz? Gümbür gümbür gidiyor kız. Dibe vuruyor. Herif dönüp bakmadı bile. Daha da kötü olacak. Kimin yüzünden? Benim. Sefa ve onun gibiler benim bu dünyayı daha kolay kirletebilmem için birer uşak. Onun peşini bırakın. Anlaşmayı benle yapın. Asla! Kafalılar. Hiçbir şey başaramayacaksınız. Hadi bunu başardınız. Sefa ve Sefa gibi binlerce insan var elimde. Bir Sefa, bin Sefa oluyor her gün. Hele bu ülkede yalancılığa, yolsuzluğa, yoksulluğa meraklı kaç kişi var biliyor musunuz? Evet, sayı bir aylık kabarık valla. Kendine gel, şeytanın etkisine giriyorsun. Başaramazsınız. Her bir küçücük kötülük diğeriyle bir araya gelecek. Binlerce kötülük olacak. İnsanoğlu artık size değil, bana güveniyor. İzin vermeyeceğiz. Bugüne kadar yönettim, şimdi yönetiyorum. Yarın yönetmeye devam edeceğim. Bunu kimse değiştiremedi, siz de değiştiremeyeceksiniz. Çünkü ben ne istersem olur. Ben efendiyim, Sefa'nın da efendisiyim. Diğer milyonlarcasının da. Emin misin Topaç Efendi? Sefa Bey, takım kurmayı kastederken bunu söylemek istememiştim. Sen de mi oynamak istiyorsun sevgili patronum? Görünüşe göre asıl patron sermişsin. Yoksa sana şeytan Topaç mı demeliyim? İsimlerin ne önemi var Sefa? Asıl sen söyle. Sen kimin yanındasın? Artık bilmiyorum. O zaman geçmişine bak. Şimdiye kadar kim senin yanındaydı? Ya geçmişte hiçbir şeyin farkında değildim. Şeytana uydum. Kendini kandırma Sefa. Sen hep günaha meyilliydin. İyiliğe de gidebilirdin. Ama gitmedin. Bana geldin. Yine geleceksin Sefa, boşuna uğraşma. En kötüsü nedir biliyor musun şeytan Topaç? Ne? Kendine çok güveniyorsun ama bazı şeyleri unutuyorsun. Ne gibi? Ben bir insana, kızıma öyle bir acı verdim ki kızım beni öldürmeye kalktı. Şimdi sen onu daha da kötü hallere sokacakmışsın.
Olmaz Topaç Efendi. Olmaz Şeytan Efendi. Hiçbir kötü bu kadar kötü olmaz. Kötülüğün bu kadar boku çıkarılmaz. Evet. İnsanım. Zaaflarım var. Kötüyüm, açgözlüyüm. Uçkurum düşük, para her şeyim. Ama kalbimin bir köşesinde bir armağan var. Bu arkadaşlar o kapıyı açtı bana. Ben artık bu günahları taşıyamayacak kadar bitkin düştüm. Onun için düş artık yakamdan. Defol! Yok ol! Yok ol! Bu aptalı yanımıza çektiniz. Zafer sizin sanıyorsunuz. Ama unutmayın, yine karşılaşacağız. Şimdilik sizin dediğiniz olsun. Beni ararsanız etrafınıza bakmanız yeterli. Orta Doğu'da olabilirim. Amerika'da olabilirim. Dikkatli bir göz kolaylıkla bulacaktır beni. Sizi üzmek istemem ama yine karşılaşacağız. Çünkü ben ateşim, siz nursunuz. Aynı özden geliyoruz. Ben olmadan siz olamazsınız. Siz olmadan ben olamam. O halde bekleyin beni! Gitti mi? Evet. Hepsi gitti. Şu halime bak. Perişan oldum ya. Ne zor şeymiş şu şeytan takımıyla uğraşmak. Evet Sefa'n. Ne diyorsun? Bilmiyorum. Artık karar vakti geldi. Ya her şeyi bırakacak mıyım? Ona sen karar vereceksin. Biz sadece yol gösteririz. İnsanoğlu karar verir. Ya televizyonu falan versem de bir iki küçük şirket bana kalsa. Yani emekliliğim için. Pazarlık yapma Sefa. Hepsi lekeli. Hepsi tehlikeli. Peki tamam. Hazır. 3, 2, 1. İyi günler sayın seyirciler. Başta hemen söyleyeyim, bu bir özür konuşması değildir. Ben yediğim haltları biliyorum. Ben de bu ülkenin evladıyım. Yani uyanığım, tilkiyim, açgözlüyüm, her şey benim olsun isterim. Sonra bir sorun olunca da şeytana uydum, pişmanım derim. Yalan. Bence insan insanın şeytanıdır ya da meleğidir. Ve benim itirazım şeytana değil sizedir. İktidara tapanlara taptığınız için, haksızlığa boyun eğenlere eğildiğiniz için. Erdemsizliği alkışlayanlara, köşe dönücülere hayranlıkla bakanlara ve benim gibileri bugünlere getirenlere itirazım var. Çünkü çok iyi biliyorum bu insanlar benden sonra yeni tiranlar, aktörler, namussuzlar, köşe dönücüler arayacak kendilerine. Şeytan beni kandırdığını, kullandığını söyledi. Yalan. İnanmıyorum ona. Bu da şeytanca bir numara. Sorumluluğu başka birine yıkmak için bulunmuş iyi bir aldatmaca. Biz birbirimizin şeytanıyız. Şu kolumdaki saate kavuşmak için kim bilir kaç kişi şu anda şeytanla pazarlıkta. Ben artık bu pazarlıklardan çekiliyorum. Huzurlarınızdan ayrılmadan önce karanlıkta kalmış bir şeyde açıklık getirmek istiyorum. Sütiye benim kızımdır. Hepinizin huzurunda çektirdiklerimden dolayı kendisinden özür diliyorum. İyi günler diler, saygılar sunarım. Kestik.
girebilir miyiz? Oo Melek Hanım, çaycı şerbet. Buyurun, buyurun. Sütiye nerede? Onu görmek istiyorum. Şerbet bana Sütiye'yi getirir misin? Ya buralarda olacaktı, bir bakayım. Biz gidiyoruz. Nereye? Geldiğimiz yere. E bu kadar çabuk mu? Bize ne kadar uzun geldiğini bilemezsin Sefa. Sen çok zor bir adam çıktın, öldürdün bizi. E sen de benim bütün hayatımı mahvettin. E memnun musun bari? Ben görevimi yaptım yalnızca, ayrıca tabii ki memnunum. E iyi güzel, beni yola getirdiniz de yani diğer sefalara ne yapmayı düşünüyorsunuz? Onlar ne olacak? Onlara da sıra gelecek. Ne inat be. Ya of, insan ne kadar hıyar da olsa içinde sevgiye, merhamete ait bir ateş kalıyor küllerin arasında. Birinin gelip o külleri karıştırmasını, ateşi canlandırmasını bekliyor. Sen bana hayatımı geri verdiğinde içimdeki o ateş etrafa saçıldı. Saçıldı da ne oldu diyeceksin. Bilmiyorum. Bir tek şey biliyorum. Neymiş o? Seni seviyorum. Sütiye. Ya bakmadığım yer kalmadı. Ne işin var senin orada? Ne yapıyorsun Damla? Dikkat et, dikkat et, düşeceksin. Korkma, korkma lan, bir şey olmaz. Ben eskiden beri gelirdim buraya. Ne zaman üzülsem, sıkılsam, korksam yallah dama yıldızları seyretmeye. Yıldızlar derdi ki bana, sen olsan ne olur, olmasan ne olur lan Sütiye. Ben de derdim ki onlara, ya niye öyle diyorsunuz? Ya benim bir kişi için bile kıymetim varsa, bir kişi bile bana değer veriyorsa, aha da ben bu kainata aitim. Anlıyor musun Şerbet? Anlıyorum. Heh. Şimdi ben kimim bilmiyorum. Sütiye mi, Süti mi? O herif hakikaten babam mı? Lan anam bile gerçek anam mı bilmiyorum ha. Bana değer veren biri var mı? Var. Sana değer veren biri var. Ama o biri bana hiç değer verdiğini söylemedi ki. Aşağı inersen söyleyecek. Ne? Baban Sefa. Dünya aleme ilan etti Süti benim kızım diye. Seni bekliyor aşağıda. Hiç anlamıyorsun değil mi? Şu hayatta bir tek kişi beni beklesin istiyorum. Gerisi umurumda bile değil. Ya anlamazdan gelme kardeşim. Seni seviyorum kardeşim. Çüş artık yuf ya. Allah Allah. Anladım. Peki sen? Ben ne? Siz sen beni. Sen beni ne? Hoppala. Oğlum sen insan değil misin? Adam değil misin be? Beni seviyor musun? Yapamam. Söyle, söyle bir şey söyle. Yapamam, söyleyemem. Niye? Söyleyemem. Niye? Çirkin miyim? Hayır. Şişman mıyım? Hayır. Hani saçımı mı beğenmiyorsun? Hayır. Aa, sperma. Yoksa sen şey misin? Ney miyim? Aa, o biçim. Oha. O halde? İşte. Seni sevemem. Hiç bir umut yok mudur ya? Yok. O zaman yıldızlar haklı be Şerbet. Ben aha. Gene diyorlar. Sen olsan ne olur, olmasan ne olur lan Sütiye. Tamam lan, tamam. Ne yapalım? Biz de yıldızları dinleriz. Ne yapıyorsun? İşte orada bir de. Ne yapıyorsun? Kendini atacağım. Hadi bana eyvallah. Sütiye dur, yapma. Yapma. Özür dilerim, yücelerin yücesi. Mucize yasaklandı ama ne yapayım? Gencecik bir insanın ölmesine nasıl izin vereyim? Kadersiz bir kız efendim. Bilmem tanıyor musunuz? Yani elbet tanırsınız da. Bana baksana, kimle konuşuyorsun sen öyle? Yukarıyla. Kimsin oğlum sen? Nasıl uçuyorsun? Kimsin lan sen? Yapacak bir şey kalmadı. Bak Sütiye. Ben meleğim. Melek. Bildik melek. Kanatlı. Uçuyor. İyilik perisi gibi. Masallardaki gibi. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la. Atıyorsun oğlum. Atıyorum. Kıştan takma motor var, onunla uçuyoruz.
Lan ne kızıyorsun be? Her gün melek görmüyoruz herhalde değil mi? İspat et o zaman melekliğini. Başka bir şey göster. Yok yapamam. Zaten yaptıklarım yüzünden kim bilir başıma neler gelecek. Balele göster. Affet bu meleğini Tanrım. Çünkü bu kadına laf geçiremiyorum. Dur bir dakika bırakma. Al bakalım. Bırakma bırakma. Lan dur bırakma. Bırakma da göster. Ana Allah. Ana. Şşş. Ana. Şşş. Şerbet. Bak lan. Şşş. Bak lan uçuyor. Ana. Lan bir tık mucize bu be. Baksana. Ay şşş. Hani sesim de birdenbire şey etmişti ya. Onun gibi bir şey muydu? Ana. Şşş. Yoksa sesimi de sen mi şey ettin? Yani biraz yardım mı oldu? Bir hayli de ettim diyebiliriz. Senin şu psikolojik değişim hikayesi pek doğru değil. Mucize yaratmak benim işim. Peki her bir şey mümkün müdür? Hemen hemen her bir şey mümkündür. Bak yapamadıklarım da var. Ne? Bir tek şey yapamam. Ne? Sütiye seni sevemem. Seversen melek olamam. İşimi yapamam. Mucize yaratamam. Anlıyor musun? Allah Allah. Mucizeler yaratıyorsun ama aşık olamıyorsun öyle mi? Evet. Oho! Allah. İyi ama aşk en büyük mucize değil midir ya? Bilmiyorum. Yalan söylüyorsun. Hayır söylemiyorum. Senin gözlerin başka konuşuyor, sen başka konuşuyorsun. Sen aşkı tanıyorsun, aşkı biliyorsun. En büyük mucizeyi... İste mucizeler yaratırım sana. İste gönül rengi değişsin. İste nehirler tersine aksın. Senin için güneş dönsün etrafında. Yıldızlar saçlarında. Sakın isteme benden aşık olmamı sana. Aşk konuşunca her şey susar. Aşk parlayınca her şey söner. Aşk görününce kaybolur. Aşk başlayınca her şey biter. Kalbim nasıl çarpıyor bak, çarpıyor ben istemeden. Kalbim nasıl çarpıyor öyle bakınca sen. Kalbim nasıl çarpıyor bak, çarpıyor ben istemeden. Kalbim nasıl çarpıyor öyle bakınca sen. Affet Tanrım aşık oldum. Aşık oldum bir meleğe. Aşık oldum Sütüye'ye. Affet Tanrım aşık oldum. Aşık oldum. Aşık oldum Sütüye. Gelmeyince elinden o en büyük mucize neye yarar? Neye yarar? Neye? Evet, seni seviyorum. Beni seviyor musun? Ay, yapma. Ya ben yapıyorum ki, gönlüm yapıyor. Sen geldiğinden beri beni dinlemiyor. Melek olamaz mısın? Bu dünyada senden daha kötü olan ve yardım bekleyen o kadar çok insan var ki. Hadi canım, benden daha kötüler de mi var? Canım, lafın gelişi. Sefa abi. Abi bütün arkadaşlar dışarıda toplandılar, vedalaşmak için sizi bekliyorlar. Bir tek Tarcan Topaç'tan haber yok. Vallahi şeytan aldı götürdü. Boş ver Topaç'ı. O kapılanacak başka yer bulmuştur. Sizin ona ihtiyacınız yok.
Arkadaşlar, bu defa kovmak, dövmek, küfür etmek için toplamadım sizi. Biliyorsunuz gidiyorum. Size düşen bu televizyonu olması gerektiği gibi yönetmek. Benim öğrettiklerimi unutun. Siz kendi yolunuzu bulun. Ha, şu Asmalı Bahar projesini iyi düşünün. Yani iyi proje o. Abad eder kanalı. Reytingleriniz tavana vurur. Yalnız sonradan filmini yapmayın. Hadi hoşça kalın. Başım göğe mi erdi? İyi oldum. Da ne oldu? Durduk yerde. Kaybettim her şeyimi. Hiçbir şey kaybetmedin. Güneş senin, sonra rüzgar. Ağaçlar, çiçekler ve yosunlar. Uzandığın çimen, baktığın o yıldızlar hepsi senin. Sen hiçbir şey kaybetmedin. Ama dünyayı kazandın. Başını çevir dünyaya bak. Özgürlüğün tadını çıkar. Sen hiçbir şey kaybetmedin. Koca bir krallık gitti. Sen hiçbir şey kaybetmedin. Ya malın mülkün gitti. Sen hiçbir şey kaybetmedin. Dalga geçme ben. O kadar özgürsün ki sefa yurda kur. Özgür mü? Yani o kadar olur. Çok güzelsin. Kanatların çok güzel. Teşekkür ederim. Cidden gidiyorsun ha? Cidden gidiyorum. E ben ne olacağım peki? Her şeyim gitti. Sen gidiyorsun. Abo, Melek abla sen de ha? Kızım. Kızım mı? Kızım. Ya söylemesi tuhaf geliyor ağza. Kızım. Ama güzel. Şimdi sen beni kızın olarak kabul ediyor musun? Evet. Emin misin? Evet. Hayır, senin bir dediğini tutmuyor da. Bugün kara dediğine yarın ak diyorsun falan. Ondan. Yok, bu defa değil. He. Yaptıklarım için senden özür diliyorum. He. Anamdan da diliyor musun? Ondan da.
İkiniz de beni affedin. Ay. Yok ya, estağfurullah. Ay, ben böyle süzülen adam görünce hiç dayanamam canım, canım. Max, Sefa görüyor musun? Şimdiden kazanmaya başladın işte. Sen de hazırsan gidelim artık. Beni unutma. Seni unutmak kolay mı Sefa Yurdakul? Gidiyor muyuz? Hadi. Yok, sen gitme. Gitmeliyim. Yok yok, sen gitme. Gitmeliyim. Ya sen gitme. Ya, git. Yapamam. Ama iyi git. Allah Allah. Gitmek zorundayız, hadi. Allah Allah. Hadi. Ne oluyor ya? Hadi bir, iki, üç, hopala. Yücelerin yücesi. Biraz güç verin şu kanatlara. Kaldık burada. Yine neyi yanlış yaptım? Yahu kardeşim. Sana yapma denilen her şeyi yaptın. Uçma dediler uçtun. Kaçma dediler kaçtın. Mucize yaratma dediler yarattın. Tamam, belki hepsi affedilebilirdi. Ama sevme dediler yapamadın. Sevmeyecektin güzel kardeşim, sevmeyecektin. Ama aşkın mucizesi. Artık ölümlüsün ve de dünyalısın. Ne olacak şimdi? Onu bana değil aşkına sor. Ne olacak şimdi? Bilmem. Şimdiye kadar hiç melekten dönme boyfriendim olmadı. Hadi hoşça kalın. Hoşça kal. Bugün bir mucize geldi başıma. Bildiğiniz gibi değil ama. Ne kuş oldum uçtum göklere? Ne deniz yarıldı ikiye. Güneşin doğuşunu gördüm önce. Sonra bir kuş öttü yavaşça. Bir çiçeği kokladım. Yağmur sonrası mucize gibi geldi bana. Bugün bir mucize geldi başıma. Sandığınız gibi değil ama. Ne başım geldi. Ne hayatım değişti. Bir bebek gülümsedi. Ninnime cevap verdi. Mucize.